Çocuklar merhaba. Uzaktan eğitim video serisinin son ünitesi, 10. ünitenin ilk bölümü Nature yani doğa ünitesine başlayacağız. Bu ünitede öğreneceğimiz konulardan bahsedeyim. Sevdiğimiz, sevmediğimiz hayvanlardan bahsetme. Deriz derar konusunu işlemiştik. Var demekti. Tekillerde deriz, çoğullarda derar kullanıyorduk. Bunları soru olarak sorup cevaplamayı öğreneceğiz hayvanlarla beraber. That, this, şu, this bu uzaktakini gösterirken that kullanıyorduk. Yakındakini this. Yine bu tekrar olacak. Bir de sorular, yes, no soruları, evet, hayır soruları var. Ve hayvanlar. Daha önce bildiğimiz hayvanlara yenilerini ekleyeceğiz. Şimdi bu kalıpların ve kelimelerin İngilizcelerini tekrar edeceğiz. Muhakkak kayıttan sonra tekrar edelim. Aynı kayıttaki söylenenler gibi tekrar edersek telaffuzumuz çok daha iyi olacaktır. Hadi başlayalım. I love dolphins, but I dislike sharks. I like ladybirds, but I don't like bees. Are there four dolphins? Yes, there are four dolphins. No. There is one dolphin. There are four dolphins in the sea. That is a shark. It is big and grey. This is a frog. It's big and green. Is the whale red? Yes, it is. No, it isn't. This whale is blue. B. Bear. Dolphin. Frog. Ladybird. Seagull. Seahorse. Eagle. Pigeon. Shark. Whale. Sea. Forest. Mountain. Evet çocuklar, şimdi kelimeleri tekrar ettik. Şimdi flash kartlarımıza bakalım. 10. ünitenin. Burada gördüğünüz gibi hayvanlar geçen ünitelerde. Benden sonra tekrar edebilirsiniz. Bee. Dolphin. Frog. Ladybird. Pigeon. Pigeon, güvercin. Butterfly. Seahorse. Sea, deniz. Horse, at. Seahorse, deniz atı. Shark. Whale. Evet. Bir önceki shark, köpek balığı. Whale, balina. Lion. Monkey. Tiger. Mouse. Şimdi burada kalıplara geçtik. Ne yapıyor bu kız? Uğur böceklerini severim diyecek, değil mi? I like ladybirds. Köpekleri sevmem. I don't like dogs. I like butterflies.
Kelebekleri severim. Do you like frogs? Kurbağaları sever misin diye soruyor. Bu da ne diyor? Yes, I do. Evet çocuklar, üniteye başlamadan şunu bir daha belirteyim. Bu kelimeler ünitenin anahtar kelimeleri ve kalıpları. Bunu çok iyi öğrenirseniz ünitede zorlanmazsınız. Karşınıza hangi test çıkarsa çıksın yanlışınız çıkmaz. Ama çok iyi kavramanız gerekiyor. Bunu bir daha göz atın buna. Üniteye devam etmeden, kitaba başlamadan dondurabilirsiniz videoyu. Şu kelimeleri özellikle çok iyi bilin. Evet, şimdi başlayabiliriz. Evet, kitabımızın ilk sayfasında neler var? Bizim kelime listesindeki yani alt taraftaki hayvanlar var. Geçen senelerde ikinci sınıfta ve ikinci sınıfta iki ünite vardı. Pets ünitesi bir de son ünite Animals ünitesi vardı. Şimdi bir hayvanlar daha onlara katılacak biraz daha. Şimdi bunları ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Mesela bir bakalım. Bunların hepsi hayvan değil, değil mi? Forest, orman. Sea, deniz. Mountain, dağ. Bear, ayı. Fish, balık. Butterfly, kelebek. Pigeon, güvercin. Bee, arı. Lady Bird, uğur böceği. Bir de Lady Bird, Lady Bug olarak geçiyor. O da uğur böceği. Frog, kurbağa. Whale, balina. Shark, köpek balığı. Evet. Şimdi kayıttan sonra tekrar edelim hepsini. Nature. Listening. 10.1. Let's learn. Listen and repeat. Page 160. Evet, tekrar ediyoruz çocuklar. 1. Forest. 2. Bear. 3. Dolphin. 4. Fish. 5. Sea. 6. Pigeon. 7. Bee. 8. Butterfly. 9. Mountain. 10. Frog. 11. Ladybird. 12. Whale. 13. Shark. Evet, tekrar ettiğiniz için teşekkürler. Evet çocuklar, 162. sayfada Let's remember. Haydi hatırlayalım. Yani hatırlayalım. Neyi hatırlayacağız? Geçen sene gördüğümüz hayvanları unuttuk mu? Onlara bakacağız. Listen and repeat. Dinleyin ve tekrar edin. Deminki gibi tekrar edelim. Page 162. Evet. Chicken. Cow. Dog.
Donkey. Duck. Snake. Goat. Horse. Lion. Monkey. Elephant. Evet çocuklar, bu sesleri şöyle de kullanabilirsiniz. Mesela arkanızı dönüp bu sesleri duyduktan sonra İngilizcesini söyleyebilirsiniz. Öyle oyunlarda oynayabilirsiniz. Kelimeler böylelikle daha iyi oturur diye düşünüyorum. Şimdi buradaki alıştırmada ne diyor? I am a happy parrot. Parrot. Papağan. I am a happy parrot. Evet. Ben mutlu bir papağanım. Color me. Me beni demek. Color me beni boyayın. Evet. Ben boyadım. Evet, siz de boyayabilirsiniz. Evet çocuklar, sayfa 163. Buradaki İngilizceleri yazılmış hayvanlarla resimleri eşleştirmeniz isteniyor. Şimdi videoyu dondurarak herkes kendi bir yere bakmadan eşleştirmeye çalışsın. Evet, şimdi cevaplayalım. Evet, 10 ladybird. Değil mi? Uğur böceği. Evet, bakalım bu neydi? Ayı. Yani bear. 2 numara. Değil mi? Bu neydi? Bu hangi hayvandı? Shark. Köpek balığı. Evet. Bu hangi hayvandı? Frog. Kurbağa. Evet. Buradaki hangi hayvan? Bee. Evet. Bakalım uçan hayvan hangisi? Pigeon. Evet. Bu su fışkırtıyor. Hangi hayvan? Whale. Balina. Evet. Maymun. Monkey. Yunus neydi? Dolphin. En son ne kaldı? Yılan. Snake. Evet, cevaplarımız böyle olacak. Evet çocuklar, burada hayvanlar var. Bunu test gibi düşünün. Burada soru, burada cevap şıkları. A, B, C diye. Burada İsmi yazılı hayvanı boyayın diyor size. Mesela butterfly. Evet. Dondurun videoyu şimdi. Siz boyayın. Ondan sonra kontrol edin. Evet. Butterfly, kelebek. Bee, arı. Frog, kurbağa. A bee. Evet. Hangisi bir? Arı. Evet, arıyı boyadık. Bu neydi? Butterfly. Bu da bear. Geldik buraya. A lion. Lion hangisi? Aslan. Evet, bu. Bu neydi? Shark. Bu da bear. Ayı ve köpek balığı.
Gelelim dördüncü soruya. A lady bird. Bakalım lady bird. Evet, uğur böceği. Okay. Whale, balina. Pigeon, güvercin. A frog. Bakalım hangisi? Kurbağa. Frog. Onu da boyadık. Evet. Bu neydi? Dolphin. Peki bu? Snake. Evet çocuklar, sayfa 165'e geçmeden önce geçen yıllarda öğrendiğimiz deriz derer konusu, bir de sevdiğimiz sevmediğimiz hayvanları nasıl söyleyeceğiz onları bir tekrar edeceğiz. Sanki bu ünite geçmiş 2 yılın tekrarı gibi oluyor. Şimdi there is var demekti ama ne için kullanıyorduk bunu? Tek olan nesneler için ya da kişiler için. There are, bu da var demek değil mi? Bu birden fazla. Bu iki veya daha fazla eşya, insan, her şey için kullanabilirsiniz. Bu tek olması lazım. Mesela bir tane tavşan var derken there is kullanacağız. There is one rabbit. Bir tane tavşan var. Birden fazla, mesela 5 tane olsaydı there are kullanacaktık. There are 5 rabbits. Bunun gibi. Yani one yerine biz ne kullanıyorduk? Sessiz harfle başlarsa e, sesli harfle başlarsa e. Bu rabbit sessiz harfle başladığı için e koyabiliriz. E de bir demek, yani bu belirteç oluyor. Deriz a rabbit. Şimdi ben size daha önceden resimler buldum internetten. Bir tablo hazırladım. O hayvanlarla ilgili cümleler kuralım. Şimdi burada kaç tane arı var? Sorusunu sorayım ben. How many, kaç tane? Bunu öğrenmiştik. Bees, kaç tane arı are there? Çocuklar, how many ile soru sorarken kesinlikle unutmayın, her zaman çoğul sorulur. Çokmuş gibi sorulur. Ama cevap tekilse deriz de cevap vereceğiz. Çoğulsa derarla. Sayısını bilmediğimiz için how many'den sonra muhakkak are there ile sorulacak. Tamam mı? Bunu unutmayın. How many bees are there? Kaç tane arı var? Kaç tane var? Bir. O zaman ne diyeceğiz? There is one bee. Ya da there is a bee de diyebilirim. Evet. Bunun sorusunu soralım. How many bees are there? Kaç tane arı var? Evet. Bu sefer neyle başlayacağız? There are 3 bees. 3 tane arı var. Evet, Ahmet'ine soralım. How many sharks are there? Kaç tane köpek balığı var? There is one shark. Bir tane köpek balığı var. How many sharks are there? Kaç tane köpek balığı var? There are 2 sharks. 2 tane köpek balığı var. Snake, yılan demekti. How many snakes are there? Kaç tane yılan var? Bir tane var. There is one snake. Nasıl bu? Evet. How many snakes are there? 4 tane var. There are 4 snakes. Evet, 4 tane yılan var. Bunları not alabilirsiniz isterseniz.
Evet, şimdi ben burayı siliyorum. Bunları evet hayır sorularına çeviriyorum. Mesela bunları soru yaparken ne yapıyoruz? Bunun başına alıyoruz. Is there a rabbit? Bir tavşan var mı? Şu arı başı alacağım bu sefer. Are there five rabbits? Beş tane tavşan var mı? Evet, soru işareti koyacağız sonuna. Bu ne oldu? Soru oldu. Cevap verirken varsa yes, there, hemen soruya bakıyor. Soruya göre cevap. There is. Yes, there is. Evet, var. Hayır, yok dersen no, there isn't. Hayır, yok. Are there five rabbits? Beş tane tavşan var mı? Yes, there are. Ya da yoksa no, there aren't. Ya da diyelim hayır yok diyeceğimse, mesela dört tane var diyelim. No, there are four rabbits. İstersek böyle de cevap verebiliriz. Evet. Beş tane tavşan var mı? Hayır, dört tane tavşan var. Ya da hayır yok. Cevabı verirsek böyle vereceğiz. Cevabını vermezsek, yani sadece var yok olduğunu söylersek böyle vereceğiz. Evet, şimdi bunlarla çalışalım. Is there a bee? Bir tane arı var mı? Ne olacak cevap? Yes, there is. Evet, var. Are there, var mı? Four bees. Dört tane arı var mı? No. There are three bees. Hayır, üç tane arı var. Ya da kısa cevap verirsek, no, there aren't. Hayır, yok. İki türlü cevap verebiliriz. Are there six sharks? Altı tane köpek balığı var mı? No, there is one shark. Hayır, bir tane var. Ya da kısa cevap vermek istersem, no, there aren't. Hayır, yok. Evet. Are there two sharks? İki tane köpek balığı var mı? Yes, there are. Evet, var. Is there a snake? Bir tane yılan var mı? Yes, there is. Evet, var. Diğer yılanlar buraya kaçmış. Evet. Are there four snakes? Dört tane yılan var mı? Yes, there are. Yes, there are four snakes. Evet. Bu konu bu kadar. Evet çocuklar, şimdi sayfa 165'i açtık. Burada ne var? Bizim az önce öğrendiğimiz kalıplarla resimler var. Dinleyin. Listen and repeat diyor. Tekrar edelim. Dinlemeden önce bakalım. Biraz büyüteyim. There are seven trees. Ne diyor burada? 7 tane ağaç var. Aslında ağaçlar, ama bizi Türkçe'de öyle kullanmıyoruz, değil mi? 7 tane ağaçlar var deyince güzel olmuyor. Ama İngilizler öyle diyor. Ağaçlar var diyor. Evet. There are three frogs. 3 tane kurbağa var. There is a whale in the sea. Sea, daha önceki sayfada görmüştük. Neydi? Deniz. Denizin içinde bir balina var. There are nine ladybirds. 9 tane uğur böceği var. There is a bear in the forest. Forest'ı yine diğer sayfada görmüştük. Ormanın içinde bir ayı var.
Evet, tüzgün. Bir de bunların olumsuzu olsaydı mesela there aren't yok olurdu değil mi? There aren't seven trees. Ya da there aren't six trees dersek 6 tane ağaç yok. There are seven trees. There aren't two frogs. There are three frogs. Böyle olumsuzları da geçen yıllarda öğrenmiştik. Şimdi kayıttan sonra tekrar edelim. 3. Listen and repeat. Page 165. There are seven trees. There are three frogs. There is a whale in the sea. There are nine ladybirds. There is a bear in the forest. Evet çocuklar, sayfa 166'da iki tane çocuk iki resim hakkında konuşuyorlar. Nasıl konuşuyorlar? Az önce bizim şurada yes no soruları vardı. Are there four snakes? Yes, there are. Are there six sharks? No, there is one shark gibi yes no soruları. Yani is'le are başta olması lazım. Yes ya da no'yla cevap verebilmek için. Evet, bakalım şimdi. Ne sormuş bu? Büyütelim. Are there three sharks in the sea? Denizin içinde 3 tane köpek balığı var mı? Bakıyoruz. One, two, three. 3 tane var. Neyle cevap vermesi lazım? Yes'le. Uzun cevap vermiş burada. Yes, there are three sharks. Evet, 3 tane köpek balığı var. Kısa cevap verseydi yes, there are diyecekti sadece. Diğer soru. Are there five spiders in the forest? Ormanda 5 tane örümcek var mı diye soruyor. Bakalım. Kaç tane varmış? Bir tane. Büyütelim. Örümceği bulalım. Siz çoktan bulmuşsunuzdur. Nerede? Burada örümcek. Evet. Bir tane var, değil mi? Ne diye cevap verecek? No, there is one spider. Evet. Beş tane var mı? Hayır diyor. Kısa cevap verseydi no, there isn't diyecekti. Şimdi ben size sorayım. Siz cevaplayın. Ya da yanınızda birisi varsa ona sorabilirsiniz. Kendiniz sorup cevaplayabilirsiniz. Bakalım şimdi 3 tane güvercin var burada. Soruyorum size şimdi. Are there three pigeons? Are there three pigeons? Evet, cevabımız ne olacak? Kısa olursa yes there are. Uzun olursa yes there are three pigeons. Bu taraftan sorayım. One, two. Are there five dolphins? Are there five dolphins? No, there aren't. Kısa cevap. Uzun cevap verirsek. No, there are two dolphins. Böyle sorular sorup bolca cevaplayalım şu iki resim hakkında. Soru sormayı da öğrenelim. Evet, geçen senelerde ikinci sınıfta birçok konuda like, sevmek, sevdiğimiz bir şey söylerken I like diyorduk, değil mi? Sevmediğimiz bir şeyden bahsederken I uzunlu yazayım. I do not like. Bunu kısaltıyorduk. Ne yapıyorduk? I don't like diyorduk, değil mi?
I don't like, hoşlanmıyorum. I like, hoşlanıyorum. Seviyorum da diyebilirsiniz. Bunun yerine bir de bu sene öğreneceğimiz I dislike. Bu da don't like'ın ikisi eş anlamlı. Evet, mesela I like rabbits. Tavşanları severim. I don't like snakes. Yılanları sevmem. Şimdi bunu ikisini birleştirirsem ne yapacağım? Araya ne koyacağım? But. Ama, ancak. I like rabbits, but I don't like snakes. Don't like yerine ne kullanabilirim? Dislike de kullanabilirim. I like rabbits, but I dislike snakes. Evet, şimdi bu iki hemen tablo araçlarından üzerinden şunları silelim. Şimdi bu iki hayvanı söyleyelim bakalım. Evet, silgimizi kaldırdık. Evet çocuklar. Ne diyeceğiz? Mesela burada arılarla köpek balıkları hakkında düşüncelerinizi soruyor. I like bees. Arıları severim. But I dislike sharks. Ama köpek balıklarını sevmem. Evet. Yılanları kim seviyor? Mesela ben kendim yazayım. I dislike snakes. Köpek balıklarından hoşlanmam. Evet. Şu eski konudan. Evet. Bunu hem sevdiğimiz hem sevmediğimiz hayvanla kullanırsak I like, bir tane sevdiğim hayvan söyleyeyim. Dogs. But I dislike snakes. Peki öğretmenim, ben iki tane sevdiğim hayvan söyleyeceğim dersek ne kullanıyorduk? I like dogs and cats. Köpekleri ve kedileri severim. Araya ne koyuyoruz? And koyuyoruz. Ama zıt şeyler söyleyeceğimiz zaman ne koyuyoruz araya? But koyuyoruz. Evet, şimdi bakalım buraya. Burada sevdiklerimiz burada. Sevmediklerimiz burada. I like dolphins. Yunusları severim. But ben kendim koyuyorum buraya. Dilim alışsın diye. I dislike sharks. I love ladybirds, but I dislike snakes. I like ducks, but I dislike bees. I like pigeons, but I dislike frogs. Şimdi bunları ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Listening 10.4. Let's learn. Listen and repeat. Page 167. Evet, başlıyoruz. I like dolphins. I dislike sharks. I love ladybirds. I dislike snakes. I like ducks. I dislike bees. I like pigeons. I dislike frogs. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar yeter. Diğer kısımları haftaya yapacağız. Şimdi ödev kısmına geçelim. Evet çocuklar, ödev olarak iki tane ödevimiz var. Bir kelime listesini çok iyi çalışıyoruz, iyice öğreniyoruz kelimeleri ve defterimize bir kez yazıyoruz. Çok önemli bu kelime listesi, biliyorsunuz. Okula çıkken de zaten ben size devamlı vurguluyordum. Bu kelimeleri çok güzel iyi çalışın. Okunuşlarıyla İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye çalışıyorsunuz. Zaten çoğunu öğrenmişsinizdir bu derste.
İkinci ödevimiz bulmaca. Bu ödevleri zaten ben sene başında sizin için hazırlamıştım. Biliyorsunuz ben okula başlarken 10. üniteye kadar tüm ödevlerim hazır olması lazım. Bunu da hazırlamıştım sene başında. Burada hayvanların İngilizceleri var. Belki bilmediğiniz birkaç tane olabilir. Şu giant panda, ikisi beraber bunların. Tamam mı? Giant panda. Evet. Buradaki kelimeleri buraya yerleştiriyorsunuz. Şuradan yukarıdan aşağı bir gizli mesaj çıkıyor. Şuraya kadar. Mesajı buraya yazıyorsunuz. Gizli mesajı. Bunları bana Klast Hoca'dan gönderebilirsiniz. Fotokopi çıkartacağım diye uğraşmayın. Böyle yan yana yazabilirsiniz defterinize. Haftaya görüşmek üzere.